İlişki testine geçelim mi? Geçelim. Ara bakalım Abdülkadir'i. Ne dersiniz kızlar? Bugün bu altın gider mi? Yeni evliler aslında. Birbirlerini yakından tanıyorlardır. Tanımıyoruz dedi ya, 4 yıldan beri tanıyoruz dedi. Gerçekten. Hoparlörü de aç, duyalım sesini. O zaman bilemezler. Bir de set arasında her dakika konuşuyorlar. Mutlaka bilirler. Öyle mi? Mutlaka. Hadi ya. Alo. Alo. Cam Aslan'ıma veriyorum. Tamam. Abdülkadir nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol canım kardeşim. Atı yerine koydun mu? Nazlı, evet, iyi mi Nazlı? Getirdim. Yemini verdik. Oh, maşallah. Teşekkür ederim. İçerindeyiz şu anda. Peki. Şimdi Abdülkadir'cim, eşinle birlikte sana aynı anda soruları yönelteceğim. Senden ricam, sen hiçbir soruya önce cevap vermeyeceksin. Önce tamam. Eşinden, sonra da senden rica edeceğim cevabı. Bir alkış rica edelim, şöyle moral olsun. Hadi bakalım. Abdülkadir annesinin adını telefonuna aşkım annem diye kaydettiğini görsen ne yaparsın? Bir şey yapmam, sevinirim aslında. Abi sıkıntı yaratmam, evet, hiçbir sıkıntı şey yapmam. Peki. Evet, şimdi cevap rica edelim senden. Soruyu bir daha alabilir miyim? Peki, annenin adını sen, kendi annenin adını aşkım annem diye kaydettin. Ve bunu Aynur gördü. Herhangi bir tepki verir mi? Sorumuz bu. Hayır, vermez. Alkış. Abdülkadir iftara börek yapmanı istedi. Hangi böreği yaparsın? A. Su böreği. B. Çarşaf böreği. C. Paçanga böreği. D. Adana böreği. Tabii ki de su böreği. Su böreği çok mu sever? Çok seviyor. Yapıyorsun. Yapamıyorum. Ama yapabilsen bunu yapardın. Evet, istiyor ama yapamıyorum. Peki. Evet, hangi böreği yapar senin için ya da sen hangi böreği istersin? Su böreği. Doğru. Abdülkadir en son ne zaman arkadaşlarıyla gece eğlencesine gitti? Gece eğlence hayatı yok ama kahveye gider maç olduğu zaman. En son ne zaman yaptı bunu? En son ne zaman yaptı? Maç ne zamandı? Maç ne zamandı? Bir hafta önce diyelim. Peki, bakalım aynı cevabı verecek mi? Evet Abdülkadir'cim, en son akşam eğlenceye ne zaman gittin? Gitmedim. Doğru. O da dedi gitmez. Bir yere gider illaki dedim. Yok vallahi, hiç evden dışarı çıkmıyorum ben. Ay aferin, damadıma bak ya maşallah. İşten eve, evden işe. Muhteşem adam ya. Mal alkışlamak istiyorum yani. Alkışlayın ya. Bence de yani. Benim kocam mı? İyi, onu da alkışlıyoruz. Ama alkışlar, bu alkışlar hanımlarını üzmeyen tüm kocalara gitsin. Ama şöyle bir şey var. Dedi ki, bir yere gidiyor dedi. Bir yere gidiyor. Yani sen keyif aldığın, eğlendiğin bir yer. İş yerim. İş yerinin dışında. Akşam. Akşam. Annemin yanıma. Annemin yanıma. Hayır, dışarı diyor. Dışarıda. Dışarı diyor. Ya sen nereye gidersin biraz eğlenmek? Maça gidiyorum, maça. Ama sorumuz şuydu, ne zaman gitti? Ne zaman gittim? Ha, en son. En son ne zaman gittim? Geçen hafta gittim. Doğru, doğru, doğru. Kayınvaliden ve annen Aynur'cum aralarındaki bir sebepten dolayı küstüler. Ve bu arada çocuğunun doğum günü partisi geldi. Sen bu durumda ne yaparsın Aynur? A. Sadece kendi annemi çağırırım. B. Sadece kayınvalidemi çağırırım. C. Gerginlik çıkmasın diye ikisini de çağırmam. Annem burada olmadığı için sadece kayınvalidemi çağırırım. Peki, bakalım buna eşin ne cevap verecek? Evet Abdülkadir, cevap lütfen. Acaba Aynur ne cevap verdi? İkisini de çağırır bence ya. Barıştırmamayasın. Çok mantıklı. Ama annem burada mı? He pardon, hiç unuttum ya. Orucum. Ah canım kardeşim, burada değil. Allah kabul burada etsin. Burada değil diye. Tamam. Çanakkale'de. Anladım. Selam, sevgi olsun buradan. Tamam. Devam ediyoruz. Ne yazık ki bunu evet. Bilemedi. Bilemedi. Olsun. Evlendiğiniz eve geldiniz. Abdülkadir iyi düşün, tamam mı? Aynur'un ilk yaptığı yemeği soruyoruz ama önce Aynur cevaplayacak. Evet Aynur. Onu bilmeyecek. Evlendiniz, ama... geldiniz. İlk bu evde ne yediniz? Makarna diyeyim. Makarna. Evet, ilk bu eve geldiniz. Eşin sana ne yaptı, ne yediniz? Ne yaptı? Nasıl
zor zor yani. Yapma ya, bir düşün bakalım, evlendiniz, ne güzel eve geldiniz. Ya işte bu heyecanlı. Bak oruçsun da, hani bir düşün yemekleri. Ne yapmış olabilir hanımın ilk geldiğinde? Güzel evet. Yemek yaptı da, çok güzel yemek yaptı. Sen en sevdiğini söyle. Diyor vermeyin. Yani sevdiğin bir şey yapmış diyelim hadi. Makarna mı yaptı acaba? Makarnayı seviyorum. Öyle mi? Bir dakika. Sen burada tiyo verdin. Neli evet. Makarna yaptın, onu söyle. Hadi bakalım. Madem öyle işte böyle. Neli makarna? Domatesli salçalı mı? Salçalı, domatesli makarna. Mantep depo yapılır zaten. Başka yok. Dur bakalım, dur. Yok. Dur. Neli makarna yaptı? Peynirli. Kendi sevdiğini söylüyorum. Sen tiyo verirsen, Aslı ablam böyle ters köşe yaparsın. Ama ne yapayım? Ama ne yapayım? Size hep hoşgörülü, idare et. Arada da ben de böyle bir iğneyi tık tıklayacağım. He? Tamam mı? Bravo. Devam ediyoruz damat, devam ediyoruz. Yanlış mı oldu? Tabii ki de yanlış oldu. Yani bu Antep'te nasıl makarna yaparlar genelde? Ama herkesin bir damak zevki var. Ama sevdiğini sormadı. İlk ne yediğini sorduk. Neyse. Aynur'un en sevdiği rengi soracağım. Önce Aynur cevaplayacak, sonra sen. Aslında sevdiğim bir renk yok. Bence krem. Hayır, şu odaya bakınca krem beyaz, görebiliyorum. Krem, siyah, pembe. Kendisi kırmızıyı seviyor, kırmızı diyeyim. Öyle mi? Onu der. Çözmüş bence. Bence kırmızı diyecek. Dur bakayım. Evet. Sevdiğim. Sarı. Ya sabır ya. Ya sabır ya, selamet diyoruz biz de. Galatasaraylısınız galiba. Fener. Fener'de de sarı var ya. Sarı ya belki. Peki bir şey soracak. İkinci bir şık istesem ki kaybettiniz ama ben merak ediyorum yahu. Ne renk derdin? Kırmızı mı? Yok, o da yanlış. Kırmızıyı doğru. Severler, etsiz yemek yemezler. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. Ne yazık ki üç yanlışınız var. Evet. Ne yazık ki kaybettiniz. Eve altın alıp geliyorsun. Lütfen. Söyle canım, veriyorum hanımına. Söyle yavrum. Canım kaybettik. Lütfen altınsız gelme eve. Tabii. Hoşça kal Abdülkadir. Görüşürüz. Hoşça kal. Altını alır, gelir artık diyoruz. Evet. Ve biz şimdi buradan puanlamaya geçiyoruz.